Allah'a hamdolsun. Elimizin emeği zayi olmuyor. Yesevi'yi görelim, o halleder bu işi. Yesevi'yi görelim. Büyük adamdır, Yesevi kabul eder doğru, bizi. Doğru, Yesevi kabul eder bizi, doğru söylüyorsun. Türkistan'dan geldik. Görelim. Yesevi'yi görmek istiyoruz. Esselamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun, oturunuz. Ey Türkistan mülkinin manevi sultanı. Duanızı almaya geldik. Bedeşah ülkesinin hükümdarı bize saldırmaya başladı. Dilimizi, dinimizi ve ehli İslam'ı savunmak için hazırlıklara başladık. Gazaya gidiyoruz. Hürmetini alalım dedik. Beni coşturdunuz. Haydarım, haydarım. Gel haydarım. Buyur baba. Ben gidemiyorsam da yerime oğlum Haydar var. Seni harbe gönderiyorum. Emret baba. Küfara karşı ben de gelmek isterdim. Hadi aslanım. Sen de katıl İslam askerlerinin arasına. Kalırsan gazi, ölürsen şehit olursun. Emredersin baba. Oğlum. Baba. Oğlum. Baba. Babacığım. Oğlum. Oğlum. Haydar. Haydarım. Haydarım. Yavrum. Ana. Evladım. Canım benim. Haydarım. Gözümün nuru. Yavrum. Yavrum. Kısmette seni gazaya salmakta varmış. Yavrum. Beni bugünler için doğurmadın mı ana? Haydarım. Yavrum. Canım benim. Yavrum. Haydarım. Haydarım. Bugün helva kavurma günü. Hem de Arife. Hoca Lokman falan da şimdi Mekke'de. Aklıma düşüverdi birden. Ha, o çamaşırları da iyice yıkayıver. Çitili öyle elinle. Mübarek hoca helvayı çok severdi. Burada olmasını çok isterdim. Bir tabak helva verin de hocama götüreyim. Ya Bektaş'ı Mekke'ye mi? Buyur. Eyvallah. Herhalde Bektaş'ın canı helva istedi. Sefalar bulduk. Sefalar getirdiniz. Sefalar bulduk. Bizi hocam gönderdi. Dedi ki, bizim hacılığı Cenab-ı Hak kabul buyurdu. İşitin ki, asıl hacı bizim Bektaş'tır. İşte delil. O mübarek Arife günü, hocam Arafat Dağı'ndayken, Horasan'dan hocama bu tabakla helva getirdim. Hocam dedi ki, ya Bektaşi, içimizde hacı adını taşımaya sen layıksın. Adın bundan böyle Hacı Bektaşi Veli olsun. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bektaşi Veli. Ya Hacı Bektaş, ilim dağarcığımda ne varsa önüne döktüm. Nasip hüdadandır. Mühim olan gönüldür. İlim vasıtadır. O gönül ki külli yahı kibriyadır. İlme akılla varılır. Gönül kılavuzdur. Kur'an'ı azmi müşrandır. Ve deriniz Sultan İbrahim Sani, sizin gibi bir veliaht yetiştirmekle bahtiyardır. İstikbalde sultan sizsiniz.
Estağfurullah. Ben dünya sultanı değilim. Gönüller sultanı oldum. Cenab-ı Hak gönlünüze göre verir inşallah. İnşallah. Müsaadenizle ara verelim. Mürşidim Hoca Ahmet Yesevi'yi ziyaret etmek için Türkistan'a gidip geleceğim. Oğlu Haydar Sultan 5000 askerin başında gazaya gitti. Haber sorayım. Bir rüyet mi gördüm? Öyle. O iki nurlu renzemden biri iki cihan güneşi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem. Diğeri Tanrı'nın aslanı Hazreti Ali'nin rüyetiydi. Hünkârımızsın ya Hacı Bektaş. Estağfurullah hocam. Ya hünkâr, alçak gönüllülük sahibini yüceltir. Ah, bu sevincimin yanında bir de üzüntüm var. Haydar Sultan küffara esir düşmüş. Pirim Ahmet Yesevi çok üzgün. Tekrar gitmeliyim. Münasipse sizle ben de geleyim. Gönül alayım. Ya Rabbi, evlat acısı bir başka acıymış. Haydar'ımın esir düştüğüne yanmıyorum. Senin yüce adını anarak yardımlar dileyen, oğlumu gönderdiğim yerde ismi kapyan gururla hadi Haydar'ım diyerek gazaya saldım. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ve ehli beytin hakkı ve hürmeti için yardımını esirgeme. Ya Rabbim, sen büyüksün. Buyurun. Sefalar getirdiniz. Sefa bulduk. Evim gelişinizle şereflendi. Asıl biz şereflendik sultanım. Günü bugünmüş ziyaretimizin. Çoktandır niyetimizdeydiniz. Haydar Sultan'ın akıbetini işittik. Üzüntüsünü paylaşmak dileriz. Cenab-ı Hak size sabır ihsan buyursun. Amin ya Bektaşi. Ümidimiz Cenab-ı Hak'tır. Tanrı'nın izniyle elimden gelen gayretle Haydar'ın yardımına koşmak isterim. Senin gibi bir velayet erinin yardımını minnetle kabul ederim. Sağ olun. Korkma. Allah ve selam. Kimsin sen? Adım Hacı Bektaş. Baban gönderdi. Hadi gidiyoruz. Ama zindandan nasıl gideriz? Hakka giden hak yolunun hakkı için Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baba! Oğlum! Evladım! Öpeyim baba! Ya Eroğlu er kişi! Yardımın beni ihya etti. Ben bahaneyim. Asıl yardımcı Yüce Mevla'dır. Giy hırkayı. Bismillahirrahmanirrahim. Al bu seccadeyi. Ya Bektaşi, hüda olsun ki kutuplar kutubu olacaksın. 40 gün hükmün var. Şimdiye kadar hüküm bizdeydi. Bundan sonra senin olacak.
Bu dayak çırağım. Seni ruba saldık. Orada Sude Karahöyük vardır. Dayak çırağımın düşüp kök salacağı yer oradadır. Orada erenler, gerçekler, abdallar çoktur. Hadi yürü. Hak yardımcın yolun açık olsun. Karşı gelme. Karısı ölmüş, bu da çocuğu. Karım mı? Allah aşkına durun. Karım ölmüş. Bana karşı gelmek ha? Allah aşkına durun. Karımın cenazesinde bulunayım. Ne olur durun. Sonra derimi yüzersiniz. Sizin gibilere inanılır mı? Bir günlük. Bir günlük izin kafi. Kefilin olsaydı tamamdı. Dur. Vurma. Ben kefilim. Sen kimsin? İlk defa görüyorum. Senin istediğin bir kefil değil mi? Öyle ya. Çözün. Sağ ol beyim. Allah razı olsun. Allah razı olsun beyim. Seninki gelmedi. Kefil olmak neymiş göstereceğim sana. Dur! Bana bak! Bana bak! Ben geldim. Bırak onu. Ne yapacaksan bana yap. Onun suçu ne? Buyur. Ya Rabbim, ruhundan insan yaptın. Şükürler olsun sana. Yavrularım, hayatta en büyük mucizeleri çalışmak yaratır. Alın teri karışmış ekmek daha tatlı olur. Siz de kerametleri kendi ekmeklerinize, kendi çalışmalarınıza ayırın. Arzu ederseniz bir yol görmeye... Bugün bize geldiniz erenler, muhabbet bağından hey dost, güller vermeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Ya ahi evran, şöhretinizi duyduk. Denizli'den, Konya'dan nasıl geldiğinizi öğrendik. Alaaddin Keykubat'a hizmetlerinizi de biliyoruz. Takdirleriniz bize şeref veriyor hünkârım. Belimize kuşak bağlayan... Sadettin Hazretleri'dir. Netbağlığı Konya'da öğrendik. El emeğiyle, el emeğiyle geçirip gidiyoruz çok şükür. Kayseri Bey'in adamları sizi vergi vermiyor sanıp iş yerlerinizi baskına geldiklerinde gözleri birer külhan gibi ışıldayıp duran bir ejderha ile karşılaşmışlar.
Keramet Tanrı'dandır ya hünkârım. Mübarek hayvanlar, ya biz susalım ya siz. Bize yapılan itham karşısında dikilecek hakikat pek tabii ki ejderha kılığında görünmektir. Kul hakkı kula, devlet hakkı devlete ya hünkârım. Seyit Mahmut Ayyani Sultan'ın ta Akşehir'den bir aslana binip bir yanında kırbaç yapıp ziyaretinize geldiğini biliyoruz. 300 Mevlevi dervişiyle Uluca Karaöyük yakınlarındaki aylar sırtına yaklaştığında sizde o gelen kişi canlıya binmişse biz cansıza bineriz diyerek Kızılkaya'ya binip kuş gibi uçarak ta karşıya vardığınızı biliyoruz. Onlar Yüce Tanrı'nın izniyle olan şeylerdir. Siz hünkârı rahatsız etmeyelim. Biz dönelim artık. Sohbete doyum olmaz. Dileğim şudur ki ayda bir olsun buluşalım. Eyvallah. Esselamun aleyküm Rum'daki erenler ve kardeşler. Aleyküm selam. Ya kadıncık, söyler misin kimin selamını aldın? Rum ülkesine bir er geliyor. Sizlere de selam verdi. Onun selamını aldım. Ne yapalım ki Rum ülkesine girmesin? Mana kanatlarını gerelim. 7 kat yer altından 7 kat gökyüzüne set çekelim. Yolunu keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Tedbirimiz faydasız. O eroğlu er kişi mana settimizi açtı. Ya Karaca, sen dünya ruhunun gözcüsüsün. Bak bakalım ülkeye girmiş mi ülkeye? Rum diyarını bir uçtan bir uca gözden geçirdim. Her mahluk kendi eşiyle birlikte oturmakta. Karacaöyük civarında güvercin şekline girmiş. Onu görünce içime bir dehşet düştü. Doğan kuşu şekline girsek de avlasak onu. Biz eksiklik ettik. Kerem sizdendir. Er erin üstüne böyle gelmez. Siz bize zalim kılığında geldiniz. Biz size mazlum kılığında geldik. Güvercinden daha mazlum bir mahluk olsaydı onun kılığında gelirdim. Hünkârım, bizden ve soyumuzdan ne kadar insan varsa hepsi de size ve size uyanlara nezlimiz olsun. Dön geri. Erenlere selam söyle. Onları buraya çağır. Size anlattığım gibi oldu. İşte böyle. Sizi huzuruna çağırıyor. Niye ayağına gidecekmişim? Hacı Bektaş-ı Veli birçok güçlüklerle takdir olunmuş hedefine ilerlemeye devam etti. Türkistan'dan, Horasan'dan, Acemillerinden geçti. Önce Mekke'ye hacca gitti. Beytullah'ı tavaf etti. Eshab-ı Kehf mağarasını ziyaret ederek Erbaa'yı çıkardı. En sonunda diyarı Rum'a vardı. Bu bir işarettir.
davettir bizlere. Ya Hacı Tuğrul, düş önümüze de bizi oraya vasıl et. Kimmiş o? Dost divanında erenlere nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adlı bir eren görmedik. Ben gitmem. Arzu eder bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost demeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Kimsiniz sultanım? Mürşidiniz kimdir? Nasibinizi kimden aldınız? Horasan erenlerindenim. Türkistan'dan geliyorum. İbrahim Sani diye tanınan Seyit Muhammed'in oğluyum. Mürşidim Sultan Hoca Ahmet Yesevi'dir. Ya hünkârım, aramızda bir eksiğimiz var. Emre Sultan gelmedi. Dost divanında bütün erenlere nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adında birer görmedik dedi. Bir gün Emre Sultan'la da mesut bulur, halleşiriz. Kerem sizden sultanım. Bizler din kardeşleriyiz. Umarım ki mezheplerimiz de aynı. Hu diyelim dostlar, Tanrı adına, Tanrı için, Resulü Muhammed için, Ehl-i Beyt için. Ey dost, istikamet neresi? Bize yurt buralardan verildi. Oraya yaklaştığımı sanıyorum. Hünkârım, bizler de sizinle birlikte olmak istiyoruz. Bizler mana aleminde beraberiz hep. Varıp mülkünüze konuncaya kadar bize müsaade olardı. Hay hay. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Parayla satın alacak ekmek bulamadım. Sizde var mı? Yok. Fatma bacım, evde ne varsa al gel. Peki abla. Bacım, bacım, ev yağla dolmuş, ekmekle dolmuş. Gönlü zengin hatun, artsın eksilmesin. Taşsın dökülmesin. İşte böyle. Tanrı'nın bir hikmeti. Olsa olsa o dervişin duasıyla küp yağla tekne ekmekle dolmuştu. Derviş mi? Mescitte bir derviş gördüm ya kadıncık. Gördüğün rüya zuhuretli. O ay şimdi mescitte olan dervişten başkası olmasa gerek. Hı hı. Dervişi eve davet ederim. Hadi. Önce sen gir. Rüyanı da sen gördün. Önce girmek sana düşer. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ah.
Ağam yok mu? Davara bakmaya gitti. Yalnız mısın? Yalnızım. Fatma da babasıyla gitti. Ya o derviş? İçeride. Yalnızım demiştin. Yalnız sayılırım. Kardeşim, hünkârımın yüzü duadan seccadeden ayrılmıyor. Yabancı bir erkek günlerdir evinizde. Yavaş, sus, duyacak. Duyarsa duysun. Sen Müslümansın. Müslüman iftira etmez. İftiraymış ha? Dur. Buyur kardeşim İsmail. Ben kardeşin mardeşin değilim. Utanmazsın sen. O ne biçim laf? Bir dervişi evine almış, besleyip durursun. Yetişkin kızın var, karın var. Ayıp, ayıp. Kardeşin olarak daha fazlasına tahammül edemeyeceğim. Neler söylüyorsun İsmail? O zahir bir vilayet eridir. Kerametini duymadın mı? Ne kerameti? Göz boyayıcının biridir o. Allah Allah. Hasbinallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu iş yalnız bizim aileyi değil, bütün köyün namusunu ilgilendirir. Evet. Hakkım var. Derviş merviş ama genç adam. Söz olmaz mı ha? Gideceğim. Kırşehir beyine. Nurettin Hoca'ya. Namusumuzun temizlenmesi için şikayet edeceğim. İşte böyle sultanım. Ben köyümüz adına geldim. Bir zabitle attırın onu köyümüzden. Birlikte gidin. Tamam. İşte burada. Hacı Bektaş sizsiniz herhalde. Buraların beyini hakkınızda şikayet oldu. Bugünden itibaren canınız nereye isterse oraya gidin. Artık buralarda duramazsınız. Şaşılacak sözler söylüyorsunuz. Ya nasip. Beni Tanrı'dan başka hiç kimse ayıramaz buralardan. Bey'e böyle söyleyin. Ben bunları sana söylemeye memurum. İcabına bak deseydi, bilirdim yapacağımı. Önemli bir işim var. Aksiliğe bak ki bugün hayvanları otlatma sırası bende. Gam kesme, ben giderim. Var sen işini gör. Bugünlük sığırları ben güderim. Olmaz. Size nasıl reva görürüm hünkârım? Ne diyorsun sen İdris? O nasıl söz? Ne farkımız var? Hepimiz Tanrı'nın kuluyuz. İneğimi getirdim. Sürüye katmam, al götür. Bugün nöbet sende. İneğime bakacaksın. Bakmam ve karışmam. Sebebini kendin iyi bilirsin. Götür ineğini. Bakmak mecburiyetindesin. Ey taşlar, topraklar. İneğin emanetini üzerime almıyorum. Şahit olun.
taşları, toprakları şahit tutuyorsun ha? Devletim, derviş budur. Molla İdris'in evinde kalan derviş siz misiniz? Evet, benim. Kırşehir eyaletinin beyi Nurettin Hoca'yım. Sakalınız. Aslan gereksiz kükremez. Sen bir büyücüsün. Buralardan git. Sultanım, temiz suyu kirletmek kolaydır. Ey derviş, anladım. Gerçekten temiz birini lekelemek pek kolaymış. İftiraya uğradığınızı bize kerametinizle dile getirdiniz. O fesatı bizzat cezalandıracağım. Hayır sultanım. Yüce Tanrı bağışlayandır. Bizler elimize, belimize, dilimize sahip kimseleriz. Biz Müslümanlar için saydıklarınız en önemli meselelerdir. Hakir kalalım. Öküzümü bu sabah derede parçalanmış buldum. Sana söylüyorum, sana! İneğini götür, bakmam demedim mi? Ben anlamam. Git derdini kadıya anlat. Huzurunda ettiğin iddiayı ispat et de görelim. Ey yalancı Adem kişi! Asıl şahidim Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Ey taşlar, topraklar, sizi şahit gösterdim. Tanrı'nın izniyle söyleyin. Sarı İsmail ineklerini sığıra katmak istediğinde ben senin ineklerini gütmem dedi ya ya hünkâr. Biz bunlara şahidiz. İşte siz de gördünüz. Hünkârım, hünkârım. Bulanmış gönlünün durulduğunu görüyorum. Şunu bil ki her yaptığımızın bir tanığı vardır. Cenab-ı Hak'tan gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Canım, balım, yolunuza nezil olsun. Görüşmek istediğim biri var. Adı Emre Sultan, mümkün mü? Hemen. Sivrihisar yakınlarında. Ya Emre Sultan, size zahmetler verdik. Dost divanında nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adında kimseyi görmedim demişsin. Dost divanında nasip dağıtanı görseniz tanır mısınız? Görmedim onu. Aramızda yeşil bir perde vardı. Perdenin arkasından bir el çıktı. Bize nasip dağıttı. O elin avucunda yeşil bir ben vardı. Bak bakalım, bu mu? Tapduk Sultanım. Turgut Sultanım. Tapduk Sultanım. Madem öyle, adın da Tapduk Emre olarak kalsın. Estağfurullah Can Baba.
Karaca olacağım baba. Vakit geldi. Seni Moğol Sultanı Yavuz Han'a gönderiyorum. Biz seninle beraberiz. De ki, imana gelmedikçe ülkemize gelmeye yol yoktur. Tanrı kendine inananlarla beraberdir. İnşallah erlik mertebesine ulaşırım. Dergaha geleni aç ve boş göndermek adetimiz değildir. Kapımız açık, divanımız boştur. Birkaç gün kalın. Ben Can Baba'ya hizmetle müstesnarım. Dur! Dur! Buradan öteye yol yok. Beni kavusana götürün. Zaten başka bir yere götürecek değilim. Yürü. Hakanım, Kulucak civarında yakaladık. Maksadın neydi? Erzincan'ın anahtarını mı getirdin bize? Buradan daha ileriye size yol yok demeye geliyordum. Meğer ki sünnet olup imana gelin. Müslüman olun. Bu sizin emriniz mi? Estağfurullah. Hazreti Muhammed'in ve onlara dayanarak varlığını bu dine nezletmiş hünkârlardan Hacı Bektaş-ı Veli'yim. Ey dinimizin ulu kişisi. Söylediklerini dinledin mi? Kolay. Bir sınava tabi tutalım. Büyük bir kazanın içine girsin. Su doldurup ağzını kapatalım. Sözü haksa bir şey olmaz. Ne dersin? Razı oluyor musun? Bir şartla razıyım. Eğer ben helak olmadan çıkarsam Müslüman olur musunuz? Helak olmazsan İsa dininden çıkar, Muhammed dinine gireriz. Söz veriyoruz. Ateşi yakın, kazanı hazırlayın. Dur ya İsmail. Can Baba darda. Yardımcısı da Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Ben de kendi imkanlarımla suyunu ılıştırıyorum. Ateşin tesirini yok ediyorum. Demir olsa erirdi. Çok merak ettim. Açıp bakacağım. Bu kadar da olmaz. Meydana odun yığın. Ateşleyin. Derviş o ateşe girsin. Sözünüzde durmadınız. Ama olsun. Ateşten de çıkarım. Bari bu sefer sözünüzü... Tamam, olur. Ama bir şartım var. Sen de benimle ateşe gireceksin. Hangimizin dini haksa o zaman belli olur. Ne dersin ha? Tamam. Hak dini kiminmiş gördün? Ey askerler! Siz de Müslüman oluyor musunuz? Müslüman olduk! Evet! Müslüman olduk! Müslüman olduk! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en... Girme İsmail! Çıplağım! Hünkârın misafirlerini ağırlamak için elbisemi komşunun çocuğu ile sattırıp bugünkü sofrayı hazırladım. Kadıncık, kadıncık, hünkârımıza bir sergi getiriver. Kadıncık! Allah Allah, cevap vermiyor.
Kadıncık ana. Gelmeme mani var. Gurur vakti saati geldi. Bu hizmetlerin yeter kadıncık. Hak için hakka ulaş. Kadıncık, kadıncık, kadıncık. Kadıncık kayboldu. Hak da hakka ulaştı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Peygamberlik sanatıdır diye çobanlık eder öğrenirdi. Siz Hazreti Hünkar neden toprak belliyorsunuz? Yerleşmenin birinci şartı esası ekip biçmektir. Aslımız toprak, neslimiz toprak. Topraktan geldik, toprağa varacağız. Bunun kökü Türkistan'dadır. Mürşidim Ahmet Yesevi'nin attığı dalın düşüp yeşerdiği dut ağacıdır. Aslında Türk milletinin kök salacağı yerdir. Bizler onun öncüleriyiz. İşte ben onun için bu mübarek toprakları ekiyorum. Çiftçilik bir yere kök salmak, temel atmak demektir. Selam. Aleyküm selam. Sefa getirdiniz. Buyurun oturun. Adım Yunus. Bu yıl ekinlerden bir şey alamadım. Size yemiş getirdim. Yemişimi alın. Karşılığında buğday verin. Etimle, hayalimle aşkınıza girdim. İsmail, alın yemişlerini afiyetle yiyin. Misafiri de ağırlayın. Peki hünkârım. Girin. Tanrı bereketini eksik etmesin. Bugün üçüncü günüm. Gitmem gerek. Hünkar Hazretleri de dediler ki, buğday mı verelim, nasip mi? Nasibi neyleyim? Bana buğday gerek. Çoluğum çocuğum aç. Peki o halde. Ben tekrardan danışayım. Allah'ım ben ne yaptım? Yunus geri döndü. Alın buğdayları. Hünkârımın bana himmet ettiği nasipleri verin dedi. Artık olmaz. Kilidin anahtarını biz Tapduk Emre'ye sunduk. Ona gitsin, nasibini ondan alsın. Baş üstüne. Güven aptal. Git Akça Hoca'ya, kendisini ziyaret edeceğimizi haber ver. Baş üstüne. Ne oluyorsun be? Çıktık işte. Akça Hoca'yı görecektim. Ne yapacaksın?
Hacı Bektaş-ı Veli'nin selamı var. Ziyaretine gelecek. Ona haber verecektim. O harman yerine gitti. Burada yok. Hadi. Hasbinallah. Ey dost, selamın aleyküm. Aleyküm selam hünkârım. Nasılsın, nicesin? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ne şeref, yolunuz ne yana? Sizi görmek istedik. Haberim olsaydı evim yok muydu? Ya Akça Hoca, maksadımız buluşmak, sohbet etmek olduğu için buraya geldik. Hocam şöyle serin bir yere istirahat edin. Buyurun hünkârım, gidelim. Buyur. Yapma abi, yapma. Ben ettim seni. Yolumuz senin yüzünden çok kapandı. Çok pişmanım abi. Karım senin kahrından öldü. Yapma abi. Öksüz yavrum senin yüzünden öldü. Yapma abi. Ben ettim sen etme abi. Yapma ha. Çok pişmanım abi. Öksüz yavrum senin yüzünden öldü. Seni yapma öldürebilirim. Abi. Allah aşkına yapma. Ben ettim seni sen öldürebilirim. Etme. Allah aşkına yapma. Sus. Git buradan. Fazla konuşursan merhamet etmeyeceğim. Tanrı'dan bana intikam alabilmek için ömür vermesini, kudret vermesini istedim. Sırf o melundan intikam alabilmek için eşkıya oldum. Kinle, nefretle can yaktım, ev yıktım. Sonu var mı bunların? Sus, Cenab-ı Rabbül Alemin rahmetine dil uzatma. Peki ama tövbemin kabul edilip edilmeyeceğini nereden bileceğim? Uluca Karacaöyük'te bir er belirdi. Adı Hacı Bektaş-ı Veli. Ona git. Gideceğim. Tanrı'nın tövbeni kabul edip etmeyeceğini nasıl anlayacağını soruyorsun. Bu değneği al. Memleketine döndüğünde bostan ek. Değneği de bir kenara dik. Gelene geçene mahsulünden yedir. Değneğin yeşerip dallandığı gün anla ki Mevla tövbeni kabul etmiştir. İkinci defa bana dar günümde yardımcı oldunuz. Sağ olun hünkârım. Allah'ım sana şükürler olsun. Buyurun karpuz yiyin ağalar. Yorulmuşsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Durun, sağ serinlersiniz. Sağ olun. Karpuz yiyin ağalar. Buyurun. Sağ olun. Sen de sağ bunu olun. Buyur. Sen de bunu sağ buyur. Sağ olun. Buyurun ağam. Gene beklerim ağalar. Gene beklerim. Her zaman beklerim ağalar. Olur olur. Olur gene olur. Geliriz. Sen üzümleri büyüt. Sen üzümleri büyüt. Sen üzümleri büyüt. Üzümleri olmak üzere yakında beklerim. Güle güle selametle. Kardeş bu ne telaş? Dur da bir karpuzumdan ye. Buyur. Karpuzun sırası mı şimdi? Durmaya vaktim yok. Vallahi olmaz. Yemeden dünyada salmam. Hadi kardeş. Git işine be adam. Beye gidiyorum. Kıza bir oğlan için etmedik bir söz bırakmadık. Ne? Vay gambaz vay. Geberteceğim seni. Gambazlık Müslümanlığa yakışır mı? He? Söyle yakışır mı? Of. Oldu olacak.
7 yıldır bostan yedirmediğim kimse kalmadı. Kalmadı da ne oldu? Bostanı da, sırrı da batsın. Allah'ım, şükürler olsun. Demek dualarımı kabul ettin. Demek beni affettin. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Büyüksün. Ya Rabbi, ya Rabbi. Hiç görmemiştim. Bu aziz kimdir? Misafirimiz Hızır Aleyhisselam'dır. Karadeniz'de bir gemi batmak üzere. Oraya imdada koşuyor. Ne çare ki bu yüzden ayrılık tez oldu. Hünkârım, Cabbar'ın oğlu kızımı kaçırdı. Delirmiş, boğacak. Himmet edin. Yardımınıza muhtacım. Gidelim. Yaklaşmayın buharım. Yavrum, yapma oğlum. Ebediyen kaybedersin onu. Yaklaşma. Sakin ol yavrum. Cenab-ı Hak ne takdir ettiyse o olur. Onsuz yaşayamam ben. Ölürüm. Gelme. Seviyorum. Seviyorum. Sıkma. Ayrılmayalım derken ebediyen kaybedeceksin onu. Dur yavrum. Sükunet bul. Dur yavrum. Yapma. Beni dinle. Hayır. Hayır. Konuşmasak sonra nasıl çare buluruz? Gel. Gel yapma. Anlıyorum yavrum. Yanık yüreğinde kıvranan çaresizliği. Hiç Tanrı'dan ümit kesilir mi? Bana şifa verdiniz. Başımdan giden aklımı yerine döndürdünüz. O kadar çaresizdim ki. Bir çare bulun ne olur. Çaresi bulunmayacak dert yoktur. Aşk insani hislerin içinde hayra en layık olanıdır. Hele sizler gibi denk aileler arasında olursa çaresiz olur mu? Her alan günü tekrar istedim. Ama akrabaları aileler arasında husumet var diye vermediler. Husumet şeytana yakışır. Hünkârım, biz hayat suyu kesilmiş kalplerimizle bu gençlerin derin sevgisini anlayamadık. Kızımı Allah'ın izniyle Cabbar'ın oğluna verdim. Kalp yapanlar kendilerine cennet bahçesinde bir köşk yaptırırlar. Sağ olun hünkârım, sizi unutmayacağım. Hadi bakalım, hadi. Buyurun. Ya hünkârım, size yalvarmaya geldim. Dünyada tek bir oğlum var. Kayseri'de mahpus. Gerçek şahit Cenab-ı Hak'tır. Oğlum katil değildir. İftiraya uğradı. Kayseri Bey'ine söz dinletemedim. Hünkârıma sığınıyorum. Oğlumu kurtarın. Peki, gidelim. Anlattıklarınızı dinledim. Sözümüze güveniniz varsa bir masumun kanına girmek istemezsiniz. Senin şahitsiz sözüne nasıl inanırım ey derviş? Bu aziz Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Kudret, keramet sahibidir. Yalana gerçek demez. Göstersin kerametini. Mesela başıma yoktan taç giydirsin. Kerametine inanayım. Hakka giden, hak uğurun hakkı için derim ki... Başsız gövdeye taç verilmez. Sus! Gövdenin başı yok ne demek?
İspatını yarın görürsünüz. Bana akılsız demenin cezasını sen de yarın idam edilerek göreceksin. Atın şunu sandığına. Hakaretinin cezasını çekeceksin. Kendi ellerimle asacağım seni. Burada asacağım seni. Dur, yapma. Biz Sultan Alaaddin Kekubat'ın yanından geliyoruz. Bu ferman sanadır. Müritimizin Sultan Alaaddin'e şikayet üzerine gizlice tahkikat ettirdi. Zindana attığın o delikanlı masummuş. Asıl katil sensin. Böyle bey bize gerekmez. Beylik adalet üzerine olur. Kelime-i şehadet getir. Kelleni sultana götüreceğim. Yürü. Hayır, bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Sefalar getirmişsiniz sultanım. Hoş bulduk Saadettin. Sen de mi buradaydın? Hünkârım. Bizim bir ayağımız Kayseri'de, bir ayağımız Aksaray'dadır. Burada olduğunuzu duydum da. Ne çare ki tam dönüş vaktimize rastladın. Ben de döneceğim. İstikametimiz aynı. Kerem buyurursanız kervanınıza katılayım. Hay hay. Mazur görün. Bizimki alışkanlık. Namazımızı hep imamla eda ederdik. Hakka giden, hak uğrun hakkı için bu mescide geldik. Buyur Saadettin, buyur. Buyur. Çok rahmet yağdı. Mescidin damı akar. Bir loğu taşıyla düzeltsem. Olur tabii. Bu ne hal ya Saadettin? Döndüğünü duydum, yoluna çıktım. Buraya bin bir zorlukla geldim. Merhamet et İsmail. Ne yapet, erenler beni kabul etsinler. Bir tedbir düşündüm. Hadi gidelim. Bu taraftan. Kim bu? Saadettin kulunuz. Bizim Saadettin mi? Evet. Kalk Saadettin. Kabul olundun. Sana bizim Saadettin dedi. Gidelim hadi.
gözyaşı gönül yıkamaz. Pişmen için çok yanman gerek. Beni affetti mi acaba? Bizim dinde kine yer yoktur. Gözlerini görmedin mi? Ne kadar sıcak baktı. Hünkârım, bir şey soracağım. Söyle ya Güven Abdal. Derviş kimdir? Mürşit kimdir? Aşık kimdir? Güven Abdal. Bir tarafta 1000 altın nezlimiz var. Al gel. Sorduklarının cevabını sonra anlatırım. Peki sultanım. Kardeş, merhaba. Merhaba. Burası neresidir? Arap ülkesidir. Sağ ol. Arkadaş dur biraz. Yabancı olduğun belli. Nereden geliyorsun? Sultanım, Hacı Bektaş Veli'nin emrindeyim. Eyvallah. Evime gel, misafirim ol. Boğulan sarraf benim. Bir gün fırtınadan batacaktık. Cenab-ı Hakk'a hayat kıl diye yalvardım. 1000 altın adam olsun dedim. Allah'ın yardımıyla velilerden biri peydah oldu. Adını sordum. Hacı Bektaş dedi. Rum ülkesindenim dedi. Oralara neslimizi nasıl ulaştıracağız dedim. Ben size birini yollarım buyurdu. Şu 1000 altını Erenler'e götür. Şu 1000 altını da hünkârın hizmetinde bulunanlara dağıt. Şu 1000 altını da sen harca. Yanımızdan boş gitme. Hakkını helal et. Yedik içtik safa bulduk. Helal olsun. Günlerdir kıpırdamıyor. Erbayı çıkarıyor. 40 günü doldurmak üzere. Gözlerini görmek 20 altın. Dudaklarını görmek 30 altın. Hadi, hadi, hadi. Aç görelim. 30 altın benden. Yüzünün tamamı 50 altın. Kabul, aç. Burada. Dur, açma. Kızın tamamı ne kadar? 1000 altın. Al, 1000 altın. Bırak kızı. Al, kız senindir. Babamdan kalan ev buyurun. Vazifen buraya kadar. Serbest miyim? Tabii.
Er kişi kimsin? Bir derviş. Allah'a emanet ol. Sen de. O derviş kişiyi mutlaka bulmak zorundasın. Aşığım ona. Üzülmeyin, bulurum. Ne olursun çabuk bul getir. Sizi arıyordum. Derviş siz misiniz? Evet, buyurun. Bir kahvemizi içmeye bize gelin. Yolum çok uzun. Gitmem lazım. Masum bir gelini kendinize borçlu bırakmak istemezsiniz herhalde. Peki, gidelim. Kabile reisi çiftliğimizi, çubuğumuzu yaktı. Annemi babamı gözümün önünde öldürdüler. Beni de ganimet bilip satışa çıkardılar. Duramam artık buralarda, duramam. Acılara, ızdıraplara tahammül eyle. Yeşil bir el gördüm. Hünkârımın, pirimin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin eliydi o. Böylece şeytana uyumaktan kurtardı. O gün sana manevi olarak aşık olduğum gündür. Onu görmek, ziyaretine gitmek isterim. Ne olursun beni de götür. Ne olursun, yalvarıyorum beni de götür. Tamam. İşte hünkârım, anlattığım gibi oldu. Bu işlerdeki hikmeti anladın mı? Derviş kimdir? Mürşit kimdir, aşık kimdir diye sordun. Mürşit senin yaptığın hareketi yaptırır. Hizmete giderken nereye gideceğini, kimi göreceğini bildirir. Vesileyi sarraf yaptı. Bir şey demeden nefesini teslim etti. Dervişlik bizim yaptığımızdır. Aşıklığı ise bu kızımız yaptı. Kim olduğunu bilmeden aşık oldu. Ben de Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu dünya güzelini sana emanet ediyorum. Al götür onu. Buyur Saadettin, söyle gönlündekileri. İlimde Kur'an, senin içinde elekten taşlar kalmayacaktır. Ya sen içinde olup Kur'an taşla kalmasın, dava bütün olsun, Kur'an şartım tutsun. İblis emin tutmadı, lanet oldu. İlim iblis içindeydi, kendi taşta kaldı. Devamı bu kağıtta hünkârım. Bu bizim Malakat adlı kitabımızdan. Cüretimi affedin. İzninizi almadan tarihi bir bilgiyle yazmış olduğunuz bu eserinizi kendi dilime, Türkçe'ye çevirdim. Çok doğru söyledin ve doğru bir iş yaptın. Ben Horasan'dayken orada geçen Farsçaydı. Şimdi ise öz dilimizi, Türkçemizi yapmaya çalışıyoruz. Tarla ekip biçmekle yenir. Bir ülkede hangi milletin dili konuşuluyorsa, o ülke o dili konuşan milletindir. Senin yaptığını çok evvel benim yapmam gerekirdi. Bak Karamanoğlu Mehmet Bey'ine, armağan etti ki, bundan böyle bu ülkedeki meydanlarda, mescitlerde, hanlarda, evlerde Türkçe konuşulacak. Kılıçla fethedilen topraklar, dille, inanışla, törelerle, yeniden fethedilmezse o toprak gül yaprağı gibi geçici olur. Sen benim baş halifemsin. Bugün günlerden perşembe. Her şeyin bir vakti saati vardır. Benim de Hakk'a yürüme zamanım geldi. Hünkârım. Üzüntü, gözyaşı ne değiştirir? Ama gene de iyiyim. Yürek yangınım serinledi İsmail. Ben düşünce kapıyı ört ve dışarı çık.
Çile Dağı tarafını göster. O yandan bir atlı gelecek. Yüzü yeşille kaplıdır. Karşılayın, ağırlayın. Adını kapıda bırakıp içeri girmek isteyecek. Bana Yasin okuyacak. Hulle Dağı'ndan kefenimi getirecek. O yıkasın beni, sen suyumu dökersin. Yardım et ona. Tabutum ceviz ağacından olsun. Beni onunla gömün. Sen de hizmet et, himmet et. Hizmet et, cömertlikte bulun. Hazreti Ali'den halk, keramet, erlik istedim. Benim her müridim konuk istesin. Konuğa hizmet etsin. Kendini büyük bilmesin, böbürlenmesin. Haset etmesin. Ah, biraz Kur'an okumak istiyorum. Bana Kur'an'ı verir misin? Baş üstüne hünkârım. Eûze billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hünkârım! 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 Hazreti Hünkâr öldü. Hünkârımın vasiyetidir. Dedi ki, söyle müritlerime arkamdan ağlamasınlar. Ey ulu, kimsin, nesin? Aç mihrabını da yüzünü göreyim.
Hacı Bektaş Veli, Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaş Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Hacı Bektaş Veli'nin Malakat adlı Arapça bir eseri vardır. Malakat adlı eseri, tetkik edildiğinde onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş Veli, Karacahöyük'te hayata gözlerini yummuş ve burada toprağa verilmiştir. Onun mezarı çevresinde derhal bir türbe oluşturulmuş ve burası kısa sürede dergaha çevrilerek merkez nokta yapılmıştır. Karacahöyük'te Hacı Bektaş Veli'nin makamına onun soyundan gelen ve Çelebiler denilen çocukları oturmuşlardır. Karacahöyük adı daha sonra Hacı Bektaş Veli'ye saygı ile Hacı Bektaş'a çevrilmiştir. Bugün Hacı Bektaş ilçesi Nevşehir'e bağlı bulunuyor. Kırşehir ile Nevşehir arasındaki bu ilçe, ünlü Kapadokya Havzası'nda yer alır. Bölge, Orta Anadolu'nun ilginç alanlarından biridir. Buralar Roma ve Bizans uygarlığının çok kuvvetli eserlerini de barındırmaktadır. Ünlü peribacalarının, kaya kiliselerinin ve yeraltı şehirlerinin bulunduğu bu bölgede yer alır Hacı Bektaş. Turizm bakımından önemli bir yere sahip olan Hacı Bektaş ilçesinde, her yıl Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri düzenlenir ve katılım oldukça fazladır. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden akın akın insanlar gelir.